Timur Bey, beni çağırmışsınız. Otur Adem, katıl bize. Rahatsız etmeyeyim. Halletmem gereken işler var. İşler beklesin. Bir çay iç. Günaydın. Afiyet olsun. Kusura bakmayın, Adem telefonunu unutmuş da evde. Bak istersen, önemli olabilir. Rasim abi söyledi. Adem, kötü bir şey mi oldu? Önemli değil hayatım. Fatma, şurayı temizler misin hemen? İsterseniz telefonu ben halledeyim. Yok, hiç gerek yok. Ben hallederim. Sen masayla ilgilen. Güzelim, dert etme. Su sadece ver. Ver ben. Ben hallediyorum. Rasim abi. Tamamdır abi, sağ ol. Hayatım, sadece su döküldü. Dert etme o kadar. Timur Bey, Ahmet'in ailesinin yeri bulunmuş. İsterseniz hemen çıkalım. Hemen. Ahmet kim baba? Timur, ben de sizinle geliyorum. Özgür, seninle şirkete görüşürüz. Ya niye kimse bana cevap vermiyor? Ahmet kim? Ailesiyle ne alakamız var? Ahmet, Yasemin'i kaçıran adamlardan bir tanesi güzelim. Baba, dikkat edin lütfen, tamam mı? Merak etme. Adem yanımda. Hadi hadi. Telefonunu unuttun. Sağ ol hayatım. Hadi Adem. İyi misiniz? İyiyim. Hallettim, daha iyiyim. Bizim meslek bir acayip Yasemin Hanım, biliyor musunuz? Her an çalıştığımız insanları memnun etmek durumundayız biz. Bu süreçte onları tanıyoruz tabii. İşte mesela Timur Bey çayı şekersiz içer. İşte Gökçe Hanım sabahları detoks çayı içmeyi sever gibi. Ama insanın sizin gibi sevdiği, değer verdiği birisi olunca endişeleniyorsunuz. Yani merak ediyorsunuz. Yani bir sorun olduğu zaman çözüm bulmak istiyorsunuz. Ben bu evde neler çektiğinizi çok iyi biliyorum. Kimsenin duymadığı o sesleri duyuyorum. Siz
Her ne kadar kapasanız da o izleri, ben her şeyin farkındayım. Şunu söylemek istiyorum. Hani benim yapabileceğim bir şey olursa, herhangi bir yardımım dokunursa lütfen söyleyin, hiç çekinmeyin. Kendinizi asla yalnız hissetmenizi istemem. Her zaman yanınızdayım. Ne gerekiyorsa her şeyi yaparım. Gerçekten. Evlendikten sonra Timur değişti. İçinden bir canavar çıktı. Mesela bir tebessümüm ya da birinin bana bakması bile